adıyla şerefimizi teşkil eden muhteremler, saygıdeğer misafirler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 8-10 kadar üniversitemizde şu an hızlı bir şekilde üniversite kampüslerinde camiler yapılıyor. Bizim medeniyetimizde de diyoruz ki bilimsel çalışmalar hep manevi çalışmalarla birlikte yürümüş. Zaten ilim tarihimize baktığımız zaman, bilim tarihimize baktığımız zaman dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yapılmıyor. Hepsi dini ilim bizim için. Yani tefsir, hadis, ilahiyat fakültelerindeki o ana bilim dalları dediğimiz bölümler ne kadar dini ilimse, mühendislik fakültesi de bizim için dini ilimdir. Mühendislik fakültesinde okutulan o bilgiler dini ilimdir bizim için. Astronomi o kadar dini bir ilimdir. Matematik o kadar dini bir ilimdir. Fizik, kimya o kadar dini bir ilimdir. Çünkü insanlığın faydasına olan her şey bizim için dinidir. Dinin önem verdiği şeylerdir. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Burada insanlara faydalı olacak talebeler yetişiyor. Mühendislik fakültesinde yetişen talebeler insanımıza faydalı olacak. Geçmişimize baktığımız zaman çok örnek alimlerimiz var. İbn Sina'ya bakalım. İbn Sina hem dini ilimlerde zirve, hem bilimsel konularda zirve. Tıpta zirve mesela, matematikte zirve, felsefede zirve İbn Sina. Farabi'ye bakalım. Daha sonraki alimlere bakalım. Akşemseddin'e bakalım. İstanbul'un Fatihi'nin hocası. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in hocası, döneminin en büyük matematikçilerinden birisi, döneminin en önemli tıp alimlerinden birisi. Mimar Sinan'a bakalım. Mimar Sinan hem manevi ilimlerde zirve, hem mimaride zirve. Ölmez eser işte burası. Ölmez eserler. Bakın şöyle 1000 sene önce yapılmış camiler var. 1000 sene olmuş. Onları anlıyoruz değil mi? 500 sene önce yapılmış Süleymaniye, Selimiye. Bakınız nasıl dimdik ayakta. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman nice güzel eserler ortaya çıkıyor. Yeter ki birliğimiz daim olsun. Beraberliğimiz daim olsun. Aramıza fitne fesat ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim yeter ki. Fitne olursa huzur olmaz, mutluluk olmaz, barış olmaz. Biz her zaman iftihar ederek dinimizin isminin anlamını söylüyoruz. Ne diyoruz? İslam barış demektir. Barış, silm barış demektir. Irkı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, toplumda yaşayan farklı inançtan, farklı dinden insanlar olabilir. Bu çok normaldir. Farklı ırktan insanlar olabilir. Farklı düşünceden, farklı felsefeden insanlar olabilir. Önemli olan herkes birbirinin inancına, birbirinin düşüncesine saygı gösterecek ve huzur içerisinde yaşayacak. Peygamberler tarihine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Her peygamber toplumda huzuru, mutluluğu, birlikte yaşama tecrübesini oluşturmaya çalışmıştır. Her peygamberin görevi bu olmuştur. İnancı ne olursa olsun, ifade ettiğim gibi, düşüncesi ne olursa olsun. Düşüncelerin farklılıkları bizim için bir zenginliktir. Dolayısıyla inşallah bütün şehirlerimizde
farklılıklarımızı zenginlik bilerek en güzel işler yapmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyorum. Camimiz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Camimizi bir mektep olarak değerlendirelim. Aynı zamanda bir okul olarak değerlendirelim. Sadece ezan okunsun, namaz kılınsın ve terk edilsin. Böyle bir yer olmasın camilerimiz. İstiyorum ki öğrencilerimiz gelsinler, ellerinde kitap, camimizin duvarlarına yaslansınlar, kitap okusunlar, camimizin kütüphanesinden istifade etsinler. Adeta bir huzur ortamı olarak camimizi kullanalım. Derslerde yoruldukları zaman dinlenmek için camimize gelsinler. Burada hocalarımız onları bekliyor. Akıllarına takılan bir soru olursa hocalarımıza sorsunlar. İlmihalle ilgili, akaidle ilgili, çeşitli ibadetlerimizle ilgili, abdestle ilgili, namazla ilgili. Biz Müslümanız, bizim çocuklarımız Müslüman çocuklar. Gelsinler, hocalarımız onları bekliyor. Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmemiş gençlerimizi camimizde hocalarımızdan Kur'an öğrenmeye davet ediyorum. Ne büyük bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Cenab-ı Hak başta valimiz, müftümüz, diğer bütün emeği geçen rektörümüz, rektörlerimiz, hocalarımız, buraya emeği geçen bir sürü hocamız oldu. Fakültede görev yapan, üniversitede görev yapan hocalarımız oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. İlahi Alemin, Beytullah'ın ve Mescid-i Nebevi'nin şubesi olan camimizin açılışına hayırlı, bereketli ve mübarek eyle. Cenab-ı Hak cemaatini bol eylesin. Camimizi en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.